Gözlemlenebilen ve tekrar edilen işlemlere deney denir. Deneyi örnek verecek olursak arkadaşlar, zar atma deneyi, para atma deneyi, bir de top çekme deneyini örnek verebiliriz. Bir deneyin sonucunda elde edebilecek sonuçların her birine çıktı denir. Örneğin para atma deneyinin çıktıları arkadaşlar, parayı havaya attığımızda karşımıza ya yazı gelir ya da tura gelir. O yüzden çıktılarımız yazı ve tura olabilir. Zar atma deneyinin çıktıları ise arkadaşlar, zarı havaya attığımızda zarın 6 yüzü var ve her birinde birden 6'ya kadar olan rakamlar yazdığı için zarın çıktıları da nedir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır. Bir deneyin tüm çıktılarının yazıldığı küme örnek uzaydır. Para atma deneyinin örnek uzayına gelecek olursak arkadaşlar, parayı havaya attığımızda yazı ve tura geleceği için örnek uzayımız yazı ve turadır. Yalnız örnek uzayımız bir küme olduğu için ne yapacağız? Küme parantezi içerisinde göstereceğiz. Zar atma deneyinin örnek uzayı ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dı. Bunu da ne yapacağız yine? Küme parantezi içerisinde göstermemiz gerekiyor. Belli bir deneyin çıktıları arasından belli bir koşulu sağlayanlara olay denir. Bir para atma deneyinde yazı gelmesi bizim için olay olabilir. Zar atma deneyinde üst yüze 2 gelmesi yine bizim için olaydır. Olasılık, bir olayın olmasının matematiksel değeri veya olabilirlik yüzdesidir. Toplam yüz sayısı, parça sayısı, top sayısı, kart sayısı, kişi sayısı, tüm olası durumların sayısını verir. Örneğin 12 kız ve 14 erkek öğrencinin bulunduğu sınıftan rastgele bir öğrencinin seçilmesinde olası durumumuz arkadaşlar toplam, yani 12 kız ve 14 erkeğin toplamı olacak. 12 artı 14'ten de ne diyeceğiz arkadaşlar? 26'dır olası durumumuz diyeceğiz. Bir torbada 2 mavi, 2 kırmızı ve 4 yeşil top bulunmaktadır. Çekilen bilyenin kırmızı olma olayını inceleyelim. Şimdi deneyimiz arkadaşlar buradan ne? Top çekme deneyi. Örnek uzayımız arkadaşlar 2 mavi, 2 kırmızı ve 4 yeşilin oluşturduğu küme. Yani burada mavi 1, mavi 2 diyelim. Kırmızı 1, kırmızı 2 ve 4 tane yeşil yazacağız. Yeşil 1, yeşil 2, yeşil 3, yeşil 4 diyelim. Bizden istenilen olay arkadaşlar çekilen bilyenin kırmızı olması. İstenilen olay kırmızı olması. Olayın çıktıları nedir arkadaşlar? Kaç tane kırmızımız var? 2 tane. Kırmızı 1 ve kırmızı 2'dir diyeceğiz. Birden fazla para veya zar havaya atıldığında olayın olası durum sayısı sorulduğunda her birinin ayrı ayrı durum sayıları tespit edilir ve çarpılır. Örneğin iki madeni para aynı anda havaya atıldığında, birinci madeni para atıldığında olası durumumuz nedir arkadaşlar? Bir madeni parayı havaya attığımızda ya yazı gelir ya tura gelir. Öyleyse olası durumumuz kaçtır arkadaşlar? 2. İkinci madeni para için de aynı şeyler geçerli. Parayı havaya attığımızda ya yazı ya da tura geleceği için iki durumumuz söz konusu. İki para aynı anda havaya atıldığında olası durumlarımızda ne demiştik? İkisinin çarpımı, yani 2 kere 2'den 4 farklı olası durum söz konusu. Bu olası durumlar nelerdir diye sorulursa eğer arkadaşlar, yazı yazı olabilir, tura tura olabilir, yazı tura, tura yazı olabilir. Bir deneyin çıktılarından hangisinin olasılığı hangisinden daha fazla, daha az veya eşit olduğunu anlamanın yolu her farklı çıktının kaç tane olduğuna bakmaktır. Örneğin arkadaşlar 3 torba verilmiş bize. Birinci torbamızda 7 kırmızı, 3 mavi. İkinci torbamızda 4 kırmızı, 6 mavi. Üçüncü torbamızda 5 kırmızı, 5 mavi verilmiş. Torbalarda farklı sayılarda kırmızı ve mavi toplar vardır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım demişiz. İlk sorumuz, hangi torbada her iki renk topun çekilme olasılığı birbirine eşittir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Her farklı çıktığının kaç tane olduğuna bakarak inceliyorduk. Bize eşit olduğu durumu sormuş. Yani hangi torbada hem kırmızı hem mavi eşit sayıdadır, ona bakmamızı istiyor. İlk torbamızda 7 kırmızı 3 mavi olduğu için eşit değil. İkinci torbamızda 4 kırmızı 6 mavi eşit değil. Üçüncü torbamızda 5 kırmızı 5 mavi olduğu için bunların
Çekilme olasılığı birbirlerine eşittir. Yani üçüncü torba diyeceğiz. Hangi torbada kırmızı top çekilme olasılığı en azdır diye sormuş. Neye bakmam gerekiyor? Hangi torbada en az kırmızı vardır'a bakmam gerekiyor. Üçüncü torbada 5 kırmızı, ikinci torbada 4 kırmızı, birinci torbada 7 kırmızım var. Bana en azı soruyor. En az kırmızı nerede arkadaşlar? İkinci torbadadır diyeceğiz. Hangi torbada mavi top çekilme olasılığı en fazladır diyor. Yine neye bakacağım arkadaşlar? Her bir çıktıyı tek tek inceleyeceğim. En fazla mavi hangisinde ona bakacağım. 3 mavi, 6 mavi, 5 mavi var. Yani en fazla mavi. Kimde? Yine ikinci torbada. Hangi torbada kırmızı top çekilme olasılığı en fazladır diye soruyor. Yani bize sordu arkadaşlar. Hangi torbada en fazla kırmızı vardır diye soruyor. 7 kırmızı, 4 kırmızı, 5 kırmızı var. En fazla yine kimde arkadaşlar? Birinci torbamızda olacak. Üzerinde rakamların bulunduğu eşit büyüklükteki kartlar kapalı bir torba içine atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki rakamın çift veya tek sayı olma olasılıklarını karşılaştıralım diyor. Şimdi arkadaşlar bizim rakamlarımız nelerdi? Rakamlarımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'du. Bize diyor ki tek ve çift sayıları karşılaştırın diyor. Yine her farklı çıktığının kaç tane olduğuna bakacağım arkadaşlar. Tek olanlara bakmak istiyorum. Net tekler 1, 3, 5, 7, 9. Çift olanlara bakacak olursak arkadaşlar 0, 2, 4, 6 ve 8. Tek olanlar arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane. Çift olanlara bakacak olursak arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi arkadaşlar her iki çıktı da birbirine eşit olduğu için ne diyeceğiz? İkisinin de olma olasılığı birbirine eşittir diyeceğiz. Eşit şansa sahip olan olaylardan her bir çıktı eş olasılık değerine sahiptir. Bu değer 1 bölü n ile ifade edilir. Arkadaşlar burada n yapılan deneyin tüm olası durumlarının sayısıdır. Örneğin hilesiz bir madeni para havaya atılıyor. Üste gelen yüzün yazı olma olasılığına bak. Eş olasılık değerine sahip arkadaşlar ne diyeceğiz? 1 bölü n ile gösteriyorduk. Burada olası durum sayımız kaç arkadaşlar? Madeni para havaya attığımız için ya yazı ya da tur olmak üzere iki durumumuz söz konusuydu. O zaman n nedir bizim için? 2'dir. 1 bölü n ile ifade edecektim arkadaşlar. 1 bölü 2'dir. Üste gelen yüzün tur olma olasılığına bakacak olursak yine 1 bölü n o da nedir? 1 kere tura gelebilir. 1 bölü 2 diye göstereceğiz. Eşit bölmeli çark rastgele çevriliyor. Olası durum sayısını sormuş arkadaşlar. Yani n'i soruyor. Çarkımız kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. 8 parça olduğu için 8 eş şansa sahip parçamız var. O zaman n nedir arkadaşlar? 8'dir. İbreye denk gelen harfin A olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Eşit şansa sahip olan olaylar bunlar arkadaşlar. 8 parçada. O zaman ne diyeceğim? N 8'di. 8'i yazdım. A 1, 1 bölü 8. B'ye baktığımızda arkadaşlar yine eşit olasılıklı arkadaşlar. Yine o da nedir arkadaşlar? Bizim için 1 bölü 8. C, D, E, F, G ve H için de aynı durumlar söz konusu. N 8 bizim için 1 bölü 8 olarak göstereceğiz bunları da. N tane olası durumun olduğu bir deneyde N tane durumun hepsi olay çıktısı ise bu olayın gerçekleşme olasılığı N bölü N eşittir 1 olur. Gerçekleşme olasılığı 1 veya %100 olan olaylara kesin olay diyoruz. Örnek verecek olursak bir zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayının 7'den küçük olması. Arkadaşlar zarı havaya attığımızda karşımıza gelecek örnek uzayımız neydi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 idi. Bu sayıların tamamı da 7'den küçük olduğu için bu bizim için kesin olaydır. Havaya atılan hilesiz bir madeni paranın üst yüzeyine yazı veya tura gelme olayı. Biz parayı havaya attığımızda arkadaşlar örnek uzayımız yazı ve turaydı. Zaten ya yazı gelir ya da tura gelir. Bu da yine bizim için kesin olaydır. 15'in doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu kartlar içinden rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olması. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Hemen 15'in doğal sayı çarpanlarını bulacağız. 15'in doğal sayı çarpanlarını bulurken arkadaşlar
1 ve sayının kendisi her zaman çarpanıdır dedik. Başlıyoruz. Tek sayı olduğu için ikili olmaz. 3'ü aldım. 3 kere 5 15. Evet, 4 de olmuyor. 5 üzerinde tekrar başa döndüğüm için burada duracağım arkadaşlar. 15'in çarpanları neymiş? 1, 3, 5 ve 15. Bu sayıların hepsi nedir arkadaşlar? Tek sayıdır. Öyleyse 15'in doğal sayı çarpanlarının yazılı olduğu kartlar içinden rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının tek sayı olması da bizim için kesin olaydır. 2, 4, 6, 8 ve 0 yazılmış yandaki şekillerde. Bu kartlardan rastgele seçilen bir kartın rakam olma olayını soruyor arkadaşlar. Bu kartlarda yazılan 5 karttaki yazılan sayı da bizim için rakamdır zaten. O yüzden çekeceğimiz her türlü kart bizim için yine kesinlikle rakamdır. N tane olası durumun olduğu bir deneyde hiçbir durum olayın çıktısı değilse bu olayın gerçekleşme olayı 0 bölü n'dir, yani sıfırdır. Gerçekleşme olasılığı 0 veya %0 olan olaylara imkansız olay denir. Bir zarın atılması deneyinde üst yüze gelen sayının 6'dan büyük olması. Arkadaşlar yine zarı havaya attığımızda bizim örnek uzayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. 6'dan büyük olması gibi bir durum söz konusu mu? Hayır, değil. Öyleyse bu nedir arkadaşlar? Bizim için imkansız olaydır. Tüm rakamlar yazıldığı özdeş kartonlar içinden rastgele seçilen bir kartın üzerinde 10 yazması olayı. Yazılan kartlardakiler arkadaşlar neymiş? Rakammış. O zaman benim çektiğim ne olmalı mutlaka ama mutlaka? Rakam olmalı. 10 bizim için rakam değil, sayı olduğu için yine bu nedir arkadaşlar? İmkansız olaydır. Herhangi bir A olayının gerçekleşmesini OA ile gösterirsek arkadaşlar, bir olayın gerçekleşmesi 0 ile 1 arasında yer alacaktır. Birden büyük olamaz, negatif de olamaz diyeceğiz. Bir A olayının olma olasılığı OA ve olmama olasılığı OA üssü olmak üzere olma ve olmama olasılığının toplamı bize her zaman 1'i verecek arkadaşlar. Bir atıcının hedefi vurma olasılığı %40 ise vurmama olasılığı kaçtır denilmiş. %40 arkadaşlar nasıl gösteririz kesir olarak? 40 bölü 100 olarak göstereceğiz. Biz ne demiştik arkadaşlar? Olma artı olmama 1'e eşitti. Vurma olasılığı neymiş arkadaşlar? 40 bölü 100'müş. Olmamasını bilmiyorum. X diyorum. Eşittir 1 diyeceğim. Bu sayı diğer tarafa attığımda X eşittir buradan. 60 bölü 100, yani %60 karşımıza çıkacak. Bir olayın olasılığı E örnek uzayında herhangi bir olay A olsun. A olayının olasılığı OA veya PA ile gösterilir. OA, SA, SE diye göstereceğiz arkadaşlar aynı zamanda. İstenilen A olayının durum sayısı bölü tüm durumların sayısıdır. Bir okuldaki 7 A sınıfında 18 erkek öğrenci, 12 kız öğrenci vardır. Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Burada deneyimiz arkadaşlar nedir? Öğrenci seçme. Örnek uzayımız ne arkadaşlar? Örnek uzayımız tamamıydı. 18 erkek artı 12 kızın oluşturduğu 30 kişi arkadaşlar. Bizim örnek uzayımız. İstenilen olayımız ne arkadaşlar? Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olması. İstenilen olayımız erkek olması olduğu için 18 alacağız. Olayın çıktısını, ha, istenilen olayımız erkek olması. Olayın çıktıları ise 18. Şimdi erkek olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Neydi olasılığımız? İstenilen olay bölü tüm durumlardı. İstenilen olayımız ne arkadaşlar? 18. Tüm durumlarımız ne arkadaşlar? 30. Şimdi burayı sadeleştirdiğimizde 6'ya bölersek her iki tarafı da 3 bölü 5 olacak. Arkadaşlar olasılıkta eğer olasılığının işte ondalık gösterimini isteyebilir ya da yüzdelik gösterimini isteyebilir. Eğer benden bu sayının ondalık gösterimini isterse ne yapıyordum ondalık gösterimlerde? Paydayı 10 yapmaya çalışıyordum. Eğer benden yüzdelik olarak isterse paydasını ne yapacağım arkadaşlar? 100 olarak göstereceğim. Ondalık gösterimde ne yapıyorum gençlik?
3 bölü 5'i hemen genişletiyorum 2 ile. O da ne olacak? 6 bölü 10. Yani 0,6'ymış ondalık gösterimi. Yüzdelik isterse arkadaşlar, bu ondalık gösterimi. Yüzdelik isterse ne yapacağım? Yine 3 bölü 5'in paydasını ne yapacağım arkadaşlar? 100 yapmaya çalışacağım. 20 ile çarpacağım. Oradan da ne çıkacak? Payı ve payda 20 ile çarparsam 60 bölü 100'den %60'tır diyeceğim. Hilesiz bir zar havaya atılıyor. Üst düzeyine gelen sayının tek çift asal olmasını, 3'ten küçük olma olasılığını, 2'den büyük olma olasılığını ve 4'ün doğal sayı çarpanı olma olasılığını sormuş. Arkadaşlar, olasılık sorularında ilk önce hemen ne yazacaksınız? Tüm durumların sayısı olan örnek uzayınızı yazmanız gerekiyor. Bizim örnek uzayımız ne? Hilesiz bir zar olduğu için zar havaya attığımızda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'dır bizim örnek uzayımız. Ve zaten şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir olayın olma olasılığında paydamız her zaman nedir? Tüm durumların sayısıdır. Yani bizim şu an buradaki soruların hepsinde paydamız 6 olacak. İlk sorumuza bakacak olursak tek sayı olma olasılığını sormuş. Tek sayı olma olasılığına bakacak olursam arkadaşlar, tüm durumlarımın sayısı kaç? 6. Çünkü 6 yüzümüz var. Tek sayı olma olasılığını soruyor. Buradaki tek sayılar neler? 1, 3, 5. Yani 3 tane sayım. En sade hali çıkar arkadaşlar karşımıza. Sadeleştirdiğimizde nedir bu? 1 bölü 2'dir. Çift olma olasılığını soruyor yine. Yine tüm durumlarımızın sayısı 6 arkadaşlar. Kaç tane çift sayımız var? 1, 2, 3 tane. Sadeleştirdiğimde yine 1 bölü 2 olacak. Asal olma olasılığını soruyor. Kaç tane asal sayımız var arkadaşlar? 2, 3 ve 5. Yani 3 tane. Yine tüm durumlarımızın sayısı 6 olduğu için sadeleştirdim. 1 bölü 2. 3'ten küçük olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Şimdi 3'ten küçük dediği için arkadaşlar, kaç tane sayımız 3'ten küçük burada? 2. 2 bölü tüm durumlarımızın sayısı 6. Sadeleştirdim. 1 bölü 3. Şöyle göstereyim bunu da. 2'den büyük olma olasılığı. 2'den kaç tane büyük sayım var? 1, 2, 3, 4 tane sayım var. 4 bölü. Tüm durumlarımın sayısı kaçtı? 6'ydı. Sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 bulacağım. 4'ün doğal sayı çarpanı olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Bir kere paydada yazacak olan tüm durumların sayısı bizim için yine 6. Ama hemen şurada 4'ün doğal sayı çarpanlarına bakacak olursak, sayının kendisi ve 1 her zaman çarpanıdır yazdım. Çift sayı, o yüzden 2'yi deniyorum. 2 kere 2, yani neyle neyi çarparsam 4'ü elde ederim diye bakıyorum. 2 2'den 4'ü buldum. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Bir kere alabiliyorum her çarpanı. O yüzden nedir bizim çarpanlarımız? 1, 2 ve 4'tür. Bu kümenin içerisinde yani 1, 2 ve 4, 3 tane sayımız var. 3 bölü 6'dan da 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Kartal kelimesinin harfleri bir küpün yüzeyine tek tek yazılıyor. Küp havaya atıldığında üst yüze gelen yüzün sesli harf olma olasılığını soruyor. Arkadaşlar, bizim tüm durumlarımızın sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Öyleyse neydi bizim durumumuz? İstenilen durum bölü tüm durumlardı. Şimdi bizim bir kere öncelikli olarak tüm durumlarımız kaçmış? 6. Hemen 6'yı yazdım. Sesli harf olmasını istiyor arkadaşlar. Kaç sesli var? 1, 2. 2 bölü 6. O da nedir arkadaşlar? 1 bölü 3 olacak. Bir kalemlikte eşit büyüklükte 4a-1 tane kalem vardır. Bu kalemlerin 15 tanesi kırmızıdır. Bu kalemlikten rastgele seçilen bir kalemin kırmızı olma olasılığı 1 olduğuna göre A nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kırmızı olma olasılığı 1'miş. Bu nedir bizim için? Kesin olaydır. Yani %100 olacaktır. O zaman ne düşünmemiz gerekiyor? Bu kalemlikteki kalemlerin tamamı nedir? Kırmızıdır. 4a-1 eşittir 15 demem gerekiyor. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa diyeceğim. 4a eşittir. Diğer tarafa geçerken artı geçecek 16. Her iki tarafı da bilinmeyenin katsayısına böldüğümde arkadaşlar, a'yı da buradan 4 buluyorum. 12 kız, 14 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfa kaç erkek öğrenci daha katılırsa rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı %60 olur diye soruyor. Arkadaşlar, %60 demek ne demek bizim için? 60 bölü 100 demek. O da nedir arkadaşlar? 3 bölü 5'tir.
Bu sınıfa x kişi geldiğini düşünelim. X kişi gelsin. Kaç erkek öğrenci demiş hatta. X tane erkek öğrenci gelsin arkadaşlar. X tane erkek öğrenci geldiğinde ne diyeceğim arkadaşlar? Hemen bunun erkek olma olasılığını bulalım. Erkek olma olasılığı neydi? Tüm durumlarımız kaç? 12 artı 14'ten 26. X tane de öğrenci gelmişti. 26 artı X olacak tüm durumlarımız. Kaç erkek öğrencimiz var arkadaşlar? 14. X tane de geldi. 14 artı X. Ne eşit olacak arkadaşlar? %60'a eşit olsun diyor. Yani 3 bölü 5'e eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda X'i bulacağız. Hemen burada içler dışlar çarpımı yapalım şöyle. Çarptığımızda ne olacak? 14 çarpı 5 70. Şuraya yazayım. 70 artı 5x eşittir. 78 artı 3x olacak. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa dediğimde 3x'i bu tarafa aldım. 2x eşittir 8. Her yeri bilinmeyenin katsayısına böldüğümde x'i ne buluyorum? 4 buluyorum. Son olarak arkadaşlar bir olasılık sorusunda iki olay veya ile bağlanmışsa olasılıklar bulunur ve toplanır arkadaşlar. Yani biz veya gördüğümüz zaman toplama işlemi aklımıza gelmek zorunda. Örnek verecek olursak özdeş kartlar üzerine Sinan sözcüğünün harfleri yazılmış ve bir torbaya koyulmuştur. Torbadan rastgele seçilen bir kartın üzerinde A veya İ harfi olma olasılığı nedir diye soruyor. Bakın veya demiş, sen ne yapacaksın? Aklına direkt toplama işlemi gelecek. Öncelikli olarak neyi bulacaksın? A harfi olma olasılığı. A olma olasılığını bulalım öncelikli olarak. A'yı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Tüm durumlar ne? 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yazıyorum. A olma olasılığı için kaç tane A var? 1, 1 bölü 5. İ olma olasılığına bakalım arkadaşlar. İ olma olasılığı. Şimdi yine bizim tüm durumlarımızın sayısı Sinan'dan dolayı 5. İ olması bir tanesi iyi olduğu için 1 bölü 5. Ne demiştik? Veya olduğu için bu iki arkadaşı topluyorsunuz. 1 bölü 5 artı 1 bölü 5'ten o da nedir? 2 bölü 5 olacak.